Hepinize merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ne zamandır çekmeyi planladım ama sürekli hep bazı şeyler yüzünden ertelediğimiz ya da yoğunluktan ertelediğimiz serinin devamındayız. Askerlik anıları 3. 4 mu oldu hatta ya? 3 ya da 4 tam bilmiyorum ben de kaçtayız şu anda. Arkadaşlar evet biliyorsunuz askerde paşa şoförüydüm ve bununla ilgili çok sık sorular soruyorsunuz. Şunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın, nasıl öyle oldu, nasıl böyle oldu gibisinden. Ben bunlara cevap vermek istiyorum. Paşa şoförü olmanın rahatlıkları neler, artıları neler, neler yaşadım, neler çok iyi yönde ilerledi benim için. Bunları size tek tek anlatacağım. Dediğim gibi paşa şoförü olmadan sıkıntılar çektik askerde. Yani belli bir dönem sıkıntılarımız oldu falan. Ama sonrasında paşa şoförü olana kadar, paşa şoförü olduğumuz gibi bir rahatlığa kavuştuk abi. Bu bir gerçek yani. Şöyle söyleyeyim, askerde her zaman en büyük dert içtimadır. Aha yine mi içtima? Askerin en büyük dertlerinden biridir. Yine mi içtima? Yine mi içtima? Bir kere biz içtimalarda hiç olmuyorduk. İçtimada bahanemiz hazırdı. Ya araba temizliyorduk, tamam mı? Arabayı temizliyoruz. Aziz Kancar araba temizliyor. Aziz Kancar katta, yukarıda ya da makamda haberci odası vardı. Orada oturuyorduk. Çay, kahve, bir şeyler içiyorduk falan gibisinden. Ya da abur cubur alıp yiyorduk, ediyorduk. Bunlar hep oluyordu. İçtimalarda hiç yoksun bir kere. Akşam içtimasını geliyorlar zaten paşa şoförlerinin olduğu bir koğuş var. Bizim koğuşumuz ayrıydı. O koğuşta geliyorlar yatağında sayıyorlar. Yatağının başında ranzanın yanına iniyorsun en fazla. Uyuyan varsa uyuyor, görüyor onu öyle sayıyor. Yani bir sürü askerin en büyük dertlerinden biri olan içtimalardan rahatlıkla muaf oluyorduk, olmuyorduk. Bir şekilde kendimizce oyalayıp kaçıp gidiyorduk. Bir başka etkisi sana karışan yoktu. Yani bana çok bir karışan yoktu. Bir aşağıda ulaştırma takım komutanı olur. Ulaştırma çünkü şoför olduğumuz için. Bir o komutanımız arada karışır eder sana laf geçirmeye çalışır ama genelde geçiremez. Çünkü senin emir aldığın tek bir komutan var. O da sürdüğün komutanın paşan yani. O sana şu saatte şuraya gelinecek şu saatte buraya gelinecek dediğinde otomatikman aşağıdaki ulaştırma takım komutanının söylediği her şey geçersiz kalıyor. Ya da o demese bile komutanım şöyle dedi deyip her şeyden ulaştırma takım komutanından sıyrılabiliyorsunuz. Bunu sık sık yapmışızdır. Haylazlıklar işte. Yaşımız kaç da belki ulaştırma takım komutanımız da izliyordur. Bilmiyorum ama çoğu şeyi komutanım böyle dedi, komutanım şöyle dedi deyip geçip gidiyorduk arkadaşlar. Yani çoğu şeyden muafsınız ya aslında. Ama şöyle de kötülükleri var. Bak örneğin herkesin akşam yemek saati belliydi. Akşam yemek saatinde yemeğini yerdi insanlar. Ama bizde öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Biz genellikle yemek saatinde görevde oluyorduk ya da yemek saatinde yeni göreve girmiş oluyorduk vesaire vesaire. Bu yüzden devlet bize ne veriyordu? Maaş veriyordu, İAŞ veriyordu. Paşa şoförü olduğunda askerde sana tamı tamına o zaman söyleyeyim 360 liraydı bizim İAŞ'imiz. Tam İAŞ adı altında geçiyordu. 360 lira İAŞ artı askeriyede askerlere verilen maaş 36 liraydı. Şu an değişmiş mi bilmiyorum ama 360 artı 36 alıyorduk. Yani normal askerlik maaşına artı o İAŞ'ını alıyordun. Çünkü neden? Görev sırasında dışarıda olabilirsin falan gibisinden. Ben genelde dışarıda yiyordum zaten. Askerliğin içinde ya yemekler çok kötü diyemem. Nimet ama yapanlar pek iyi yapmadığı için ve bizim oraya hazır gelmiyordu. Yani kendisi yapıyordu askerlerin bir nevi. O yüzden yemekler pek iyi olduğunu söyleyemem. Ben de yemekte biraz seçici değilim. Yani bu huyumu hiç sevmiyorum. Seçici olmamam gerekiyor yemek konusunda ama yemekte ben biraz seçiciyim. Ve bu yüzden belli başlı sıkıntılar yaşadım yemekte. O yüzden hep dışarıdan yedim. Düşün ailem bana ayda 1000 liranın üzerinde para yolluyordu. Sigara içmiyorum, hiçbir şey içmiyorum. Sadece yemeğime 1000 artı 300 küsürü de oradan alıyoruz işte 400 liraya yakın para. 1400 lira sadece yemeğimi benim anca görüyordu. Öyle yiyordum yani kebap mebap hep. Zaten askere gitmeden önce 76 kiloydum. Askerden geldiğimde 92 kiloydum. Siz düşünün nasıl kilo almışım, yiyip içip nasıl oturmuşum, yatmışım artık. Siz düşünün yani ortamı. Hep böyle geçti askerlik. Dışarıdan çok yedik. Dışarıdan nasıl yiyordum peki diyeceksiniz. Ya komutanı bırakıyorduk bazen. Görevden geliyoruz. Komutanımızı bırakıyoruz. Komutana şunu söylüyoruz. Komutanım biz açız.
Ya biz açız, biz yemek yemedik dediğimizde, tamam oğlum plakaları kapatın. Plakalara, yıldızlara böyle geçirdiğimiz bizim bir siyah deri kılıf vardı. Siyah deri kılıfla yıldızları sadece, plakayı kapat o demek oluyor. Yıldızları kapatıyorduk, arabayla çıkıyorduk dışarıda. Bir restorandan alıp yemeğimizi geliyorduk. Genelde öyle yapıyorduk. Komutan buna müsamaha gösteriyordu. Normalde bu şey, bu tarz şeyler yasaktır. Yani olamaz böyle şeyler ama bunlara müsamaha gösteriyordu. Ya da içeride askeri lojmanların orada komutanlara yemek hazırlanan yerler var. Pide salonları, işte balık restoranları, çok güzel yemekler çıkıyor oradan ve ucuz fiyata çıkıyor. Oraya biz gittiğimizde normalde askerin oradan yemesi yasak. Ama biz gittiğimizde istediğimiz gibi alışveriş yapabiliyorduk. Niye? Görevdeydim. İşte atıyorum şu paşanın şoförüyüm. Görevdeydim. Yeni geldim görevden. İyi akşam olduğu için yemek yemek istiyorum deyip oturup yemeğini yiyordun yani. O konuda biz herhangi bir problem yaşamadık. Ama normal asker ne çıkıyorsa onu yemek zorunda. Bazen işte örneğin domlo şoförleri falan filan milletten para topluyordu tek tek. O paralarla birlikte alınan yemekleri aralarında yiyorlardı işte. Herkes örneğin kişi başı Hatay usulü dürüm meşhurdur Ankara'da. Kişi başı 5-6 lira millet para verir. Sen o parayı toplarsın, gidersin dışarıda. Ya silecek motorunda, Doblo'nun şu yöndeki silecek motorunun oralara dürüm sıkıştırıp içeriye sokuyorlardı. Çünkü onların arabası aranıyordu. Benim arabam aranmıyor. Ben paşa şoförü olduğum için. Neden aranmıyor? Aranma sırasında kapıdan girerken olur ya, asker içinden bir şey alır, komutanın eşyasından birine zarar verir. Bu, yani bu çok olağan bir durum. O adamı yok ederler yani. Hayatı söner o askerin. O yüzden bu tarz şeyler olmaması için paşa şoförü olduğunda araç aranmıyor. O konuda rahattım. Ama onlar diyorum ya, silecek motorunun oraya bile abi sıkıştırıyorlar. Çünkü her yeni didik didik ediyorlardı. Onlar da haklı. Arıyorlar çünkü Allah korusun zehirlenir eder. Yani bir yemek getiriyorlar, 50-100 tane dürüm geliyor abi. Zehirlenirsin, edersin. Yani bunlar kolay şeyler değil. Ama yapıyorlardı. Ben de yapıyordum. Yani koğuşumuzda, paşa şoförlerinin olduğu koğuşta ben rahattım biraz. Genelde parayı veriyorlardı. Ya da hafta sonu görev yok, koğuşta yatıyoruz, Mercedes kapıda. Ya bunu söylemeyeyim ama görev açıyorduk yalandan. İşte görev var, komutan çağırdı. Halbuki ne komutanı? Komutanın çağırdığı falan yok seni. Komutan çağırdı deyip gidip yemeğimizi yiyip geliyorduk yani bir şekilde. Ya da sivil araçla, komutanın sivil araçları vardı, onlarla çıkıp geliyorduk. Ya Allah affetsin, tabii yalan güzel bir şey değil. Bunları kesinlikle önermiyorum da. Yaptığım şey iyi bir şey de demiyorum ama ne yapalım abi, askerde böyle yalanlara başvurmayan, macera, kaçamak yapmayan insan varsa yalan konuşuyordur. Onu yapmayan bir insan yok. Böyle gidiyorduk, keyfimize göre çıkıyorduk. Ben çarşı kağıdım vardı ama ben hiç çarşı kağıdı ile çarşıya çıktığımı hatırlamıyorum abi. Bizim sivil aracımız vardı. Biniyorduk arabaya. Zaten sivil araç sürekli komutanın işine işte, elbiseler bir yere götürülecek, elbiseler bir yerden gelecek, o bir yere gidecek, bu bir yere gelecek ya da hanımefendi dışarıda, hanımefendi gidilip sivil arabayla alınacak. O arada bizi hemen dışarıya atıyordu. Gelirken de arıyorduk, gelin bizi kapıdan alın. Sivil araç da aranmadığı için geliyorlardı, bizi kapıdan alıp içeriye sokuyorlardı. Yani çarşı kağıdını bir iki kere imzalatmadım diyebilirim. Ve en büyük artılarından biri telefon. Askerde bir askerin her şeyi telefondur. Bir asker telefona çok önem verir. Telefon asker için çok önemlidir. Ve askerde telefon yasaktı bizim dönemimizde. Şimdi tuşlu telefonlar serbest falan gibisinden bir şeyler duydum. Şimdi tuşlu telefon... Takipçi herhalde arabanın plakasından tanıdıysa. Ben de diyorum kim kornaya basıyor. Döndü böyle, selam verdi, el salladı falan da, genç bir arkadaşımız. İzliyorsa buradan videoyu, Hayat Su galiba, Dacia Duck'ınla. Of, sert girdik. İzliyorsa buradan videomuzu da selam olsun diyelim. Böyle, aha yavaşladı. Dur cam aç. Takip mi ediyorsun? Takipçi misin? Cam açılmıyor, kusura bakma. Arkadaşlar telefon çok önemli, yasaktı biliyorsunuz ama biz kullanıyorduk. Şöyle bir şey var, görev telefonu adı altında bizim kamerasız bir telefon kullanma hakkımız vardı. Çünkü oluyordu, dışarıda oluyorduk, orada oluyorduk, burada oluyorduk. Komutanımız bizi aradığında tak diye bize ulaşması lazım.
Yani bu gerçekler ulaşması lazım. Ama biz ne yaptık tabii? Görev telefonu kağıt yazısını alıyorsun. Ulaştırma takım komutanı imza atıyor. Aşağıdaki takım komutanı. İşte Aziz Kancar şu komutanın şoförüdür. Telefon kullanması serbestti. Buna ait bir kağıt yani. Görev telefonu diye bir kağıt. Normalde telefonu görev dışında kullanamazsın ama görevde kullanan pek nadir. Biz tabii o kağıdı hemen almak için bir tane tuşlu telefon alıyorduk. Tuşlu telefonun arkasına o kağıdı yapıştırıyorduk. Ardından normal telefonu kullanıyorduk. Normal kağıdı çıkarıp normal telefonun arkasına yapıştırıyorduk. İşte alın size görev telefonu. Bakın bize görev telefonu verdiler soran olursa. Gerçi bize kimse karışmıyordu. Paşa şoförü olduğumuz için. Ya bu telefonu niye kullanıyorsun falan gibisinden o tarz şeyler olmadı. Benim birkaç kere ihtiyacı oldu komutanın. Direkt çıkardığım telefonu verdim. Şöyle bir espri yaptı. Oğlum benden büyük telefon kullanıyorsun. Şu telefonun büyüklüğüne bak falan yaptı. O zaman LG G2 vardı. Onu kullanırdım. Yani telefonu böyle kullanıyorduk. Gerçi askerde telefon kullanmayan insan yok. Herkes kullanıyor. Bir şekilde herkes kullanıyor. Ama kimisi rahat kullanıyor. Kimisi dip bucak kaçarak işte arama olur mu, şu olur mu, bu olur mu diye diye yakalatırsam ne olur, ceza yerim, öyle yerim, işte şafağım uzar gibisinden diğere kullanıyor. Ama biz rahat kullanıyorduk. Çok şükür o konuda rahattık. Paşa şoförü olduğumuz için alenen kullanıyorduk. Yani çoğu kişi gördüğünde bile cebimize atıp çıktı. Devam. Yani yine yani tamam hadi ben telefon kullanıyorum gözüne sokmuyordun ama yani kazara gördüğünde bile seni hiç sıkıntı olmuyordu. Atıyordun cebine devam. Sana ne diyecek ki yani? Sen Kemalpaşa'nın askerisin. Komutanın adını da söyledim bu arada. Sen onun askerisin yani. Gerisinin hiçbir önemi yok gibisinden devam edip kullanıyorduk. Telefon konusunda da rahattık. Yani birçok konuda normal askerden rahattık ve bu askerde ben bunun hep sıkıntısını çektim. Normal askerlerin birçoğu beni sevmezdi devrelerim dışında. Çünkü ben rahattım. Onlar rahat değildi. İşte Aziz neden bu kadar rahat? Biz niye böyleyiz? Falan gibisinden kendi kendine kur yapıyorlardı. Ve bize gıcık kapıyorlardı. Uyuz oluyorlardı. Ama ben halbuki çoğu askeri çok severdim. Çünkü görevimin inisiyatiflerini o askerlere de kullanırdım. Çünkü diyordum ki onlar da benim gibi asker. Ha alt devre, ha üst devre, ha kendi devrem. Ne gerekiyorsa yapalım. Yemek mi getirilecek? Getiriyordum, dağıtıyordum. Çoğu kişi örneğin o dışarıdan yemek getiren doblocular falan yemeği 5 alıyorsa 7'ye satıyordu içeride. 2 lira da yemek başı kendine kalıyor. Düşünsenize 100 tane dürümde 200 lira para kalıyor. Yani 1 lira koyan vardı, 2 lira koyan vardı. Yani bunu ticarete dökmüşlerdi artık. Dobloyu kullanıyor ya, ticarete dökmüşlerdi. Ama ben şey yapıyordum. Hiç bir kuruş bile para almıyordum. Neyse o verin. Ya 5 lira mı dürüm? 5 lira verin. Alıp getireyim. Bitti. Benim olayım buydu. Yani tamamen ben hiç üzerine bir kuruş koymadan veriyordum ama sevmeyenler oluyordu. Çekemeyen her zaman her yerde olacaktır. Bu bir gerçek yani. Sen oradasın. O niye? Ya Aziz niye Mercedes kullanıyor da ben Doblo kullanıyorum. Aziz niye Mercedes kullanıyor da ben Line'ye kullanıyorum. Bu tarz diyenler oluyordu. Komutanların zaten alttaki işte takım komutanından tut da diğer komutanların hepsi sana gıcık oluyor. Uyuz oluyor. Çünkü niye sen kor general şoförüsün? Sen her gün kor generalle muhatap oluyorsun. Onun böyle yani elini ayağını nereye koyacağı, kor generali gördüğünde titriyor yerinde ama sen her gün o adamla muhatap oluyorsun. Ve sen o adamla bir yerde arkadaş gibi oluyorsun. Yani bu gerçekten onları da etkiliyordu. Çoğu kişi sana gıcıktır. Herkes gıcıktır ve herkes senin son askerliğinin bitmesine son bir hafta 10 gün kala görevini bırakırsın. O bir hafta 10 günde senin aşağıya inip normal bir asker oluyorsun. İşte tüm ilişkilerini kesmek için oraya buraya koşturuyorsun. O zaman seni eziyorlar. Bende böyle bir şey olmadı. Yeni şoförü komutan çok beğenmediği için ben de hep şey yaptı. Son bak tezkere yarın tezkere alacağım örneğin. Ben bugün araba kullanıyordum. Ciddi söylüyorum size. Bugün araba kullanıyordum. Hatta dedim ki komutanım ben birkaç gün önceden ilişkimi kesmek için falan birkaç gün önce görevi bıraksam yani 3-4 gün önce falan. Komutan dedi öyle şey olmaz. Devam et. Aradı emir subayını. Aziz'in tüm ilişkilerini kesin. Çocuk benim arabayı sürüyor. İlgilenemez öyle şeylerle dedi. Ben hiç ilişkiyi kesmekle falan ilgilenemedim yani. Bir de takdir belgesi falan imzalattı komutan. Bu da önemlidir. Hatta bende hala durur. Takdir belgesi. Resmi makamlarda vesaire makam şoförü olarak göreve işe başlamak istersem elimde bir nevi referans gibi durmakta o. Böyle oldu yani askerlik böyle ilerledi. İyi yanları çok çok vardı. Benim çok çok işime yaradığını söyleyebilirim. Paşa şoförü olduğumuz için çok ayrıcalıklıydık.
bunları hep merak ediyorsunuz ya, şu nasıl oldu, bu nasıl oldu, şunu nasıl yaptık, bunu nasıl yaptık gibisinden. Ben de sizlere bir nevi bir seri halinde anlatayım dedim yine. Aklıma geldikçe böyle anlatacağım, çok şey var anlatmam gereken ama arkadaşlar görevim gereği, her zaman söylüyorum bunu, görevim gereği yaşadığım her şeyi anlatamıyorum. Komutanımla yaşadıklarımı, birebir yaşadıklarımı, bunların hepsine anlatamıyorum yani. Belli şeyler söylenemez. Söylenmesi sıkıntı yaratabilir benim açımdan. O yüzden anlatamıyorum ama aklıma gelenleri böyle harmanlayıp size anlatmaya çalışıyorum. Bu videoluk bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala da abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kesin ama kesin unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.